Distort and Transform özellikleri. Programdaki önemli menülerden birisi Effect menüsü altındaki Distort and Transform menüsüdür. Örnek vermek gerekirse Free Distort. Distort, Free Distort. Bir nesneyi doğrudan isteğe bağlı bir şekilde çekiştirebilirsiniz. Noktaları çekiştirdikten sonra OK dediğinizde nesnenin bir önceki formundan bir sonraki formuna geçişi şekildeki gibi olacaktır. Bir başka özellik ise Puckered and Bloat özelliğidir. Preview seçeneğine tıkladığımızda Bloat kısmı nesneyi büzmeye, Puckered kısmı içeriye doğru sıkıştırmaya başlayacaktır. Cancel dediğimde nesne eski haline gelir. Roughen menüsü ile nesneyi kırabilir. Absolute veya Relative diyerek birbirlerinden bağımsız veya yumuşak veya köşeli bir biçimde oluşturabilirsiniz. Transform menüsü ise bütün etkileri bir bütün haline tek bir panelden yapmanızı olanak sağlayacaktır. Örnek vermek gerekirse Preview dediğimizde nesneyi aynı anda büyütebilir, aynı anda taşıyabilir, aynı anda döndürebilir ve yansıtabilir ve benzeri etkileri oluşturabilirsiniz. Ve buraya girecek olduğunuz kopya sayısı kadar nesne aynı anda kopyalanmış olacaktır. Tweak menüsü objenizi kendi içerisinde çarpıtma özelliği verecektir. Absolute diyerek dışarıya doğru, Relative diyerek içerideki hatta bağlı kalarak nesnenizi çarpma özelliğini kullanabilirsiniz. Twist menüsü nesneyi doğrudan dalgalandırarak, mesela 180 dereceyle örneği verelim, döngü böyle bir girdap haline getirmenizi olanak sağlar. Zigzag menüsü ise genelde bu tip nesnelerin etraflarına doğru parçalanmasına sebebiyet verirken, düz çizgi şeklindeki yapıların, örnek verelim, bir adet çizgi çizdim ve Effect, Distort, Zigzag. Bakın Preview dediğimde nesnenin zigzaglar haline geldiğini, yumuşak veya köşeli vaziyette hali hazırda otomatik zigzaglar haline geldiğini görmüş oluyoruz.